Azerbaycan'da Murat Karataş bizi bekliyor. Murat, seni dinleyelim. Yarın son derece önemli bir forum da var çünkü. Evet, bugün Şuşa beyannamesinin yıl dönümü bir taraftan gözler Şuşa'ya çevrilmiş durumda. Neden? Çünkü Şuşa'nın bugün önemli konukları vardı. Türkiye'den adeta Şuşa'ya çıkarma yapıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım başkanlığındaki AK Parti ve MHP milletvekilleri bugün Şuşa'yı ziyaret ettiler. Geçen yıl tam da bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Şuşa'da o önemli, o kıymetli belge imzalanmıştı. Türkiye ve Azerbaycan artık askeri ve savunma alanlarındaki işbirliğine böylece birlikte imza atmışlardı. İşte bunun yıl dönümünde dediğimiz gibi Şuşa'ya bir çıkarma gerçekleştirdi Binali Yıldırım başkanlığındaki heyet. Binali Yıldırım demişken, Binali Yıldırım aslında yarın itibariyle burada başlayacak olan bir başka önemli etkinliğe daha katılacak. Bakü Forumu'na katılacak. Bakü Forumu'ndaki açılış konuşmacılarından biri Binali Yıldırım. Geçen yılda yine aynı şekilde foruma katılmıştı. Nizami Gencevi Uluslararası Merkez tarafından düzenleniyor Bakü Forumu. Bu yıl 9. kez düzenleniyor. Aslında daha önce ilk başladığında, yani bundan 9 yıl önce başladığında çok daha dar kapsamlı bir forumdu. Ancak artık geldiğimiz nokta itibariyle Münih Güvenlik Konferansı ya da Davos'la eşdeğer tutulabilecek çok önemli forumlardan biri haline geldi. Bu yılın konu başlığıysa küresel dünya düzenine meydan okumalar. Tabii elbette akıllarda Ukrayna Savaşı, daha doğrusu Rusya'nın Ukrayna'yı işgal olduğu için tartışılacak konu başlıkları arasında da ağırlıklı olarak Rusya'nın Ukrayna'yı işgali olduğunu görüyoruz. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Son derece önemli konukları var. Geride bıraktığımız yıllarda da yine çok sayıda görevde olan ve bir dönem devlet başkanlığı ya da başbakanlık yapmış olan isimler katılmışlardı. Bu yıl yine durum değişmedi. Çok sayıda dikkat çeken önemli isim foruma katılacak. Toplamda 53 ülkeden yaklaşık 400 kişinin Bakü Forumu'na katılması bekleniyor. En azından gelen cevaplar bu yönde. Cumhurbaşkanı Aliyev geçtiğimiz yıllarda Bakü Forumu'nu değerlendirirken bir açılış konuşmasında şu dikkat çeken ifadeleri kullanmıştı. Forum acil konuların yanı sıra küresel gündemin önemli konularını ele alan en önemli uluslararası platformlardan biridir ifadesini kullanmıştı Aliyev. Daha önce Bakü Forumu'na ilişkin yapmış olduğu bir konuşmada. Forum katılımcılarından birkaç örnek vermek gerekirse Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Zaferoviç, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Dukanoviç, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Panderoski, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, Gürcistan Devlet Başkanı Salom Zurabişvili gibi son derece önemli isimler katılıyor foruma. Dediğimiz gibi yarın Gürcistan Sarayı'nda düzenlenecek açılış töreniyle birlikte başlayacak. Binali Yıldırım'ın orada konuşmacı olduğunu söylemiştik. Açılış konuşmalarında elbette tüm dikkatler Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in üzerinde olacak. Biz de Haber Global ekibi olarak forum boyunca buradan Azerbaycan'ın başkentinden, Bakü'den gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.